Merhaba değerli anne babalar, sevgili öğrenciler. İSTEM Anne Baba Okulu aile rehber videolarımızla sizlerleyiz. Lise ve üniversiteye giriş sınavlarına sayılı günler kaldı. Bizler de bu süreç içerisinde öğrencilerimiz nelere dikkat etmeli, deneme sınavlarını nasıl değerlendirmeli, aileler ise sınav sürecinde çocuklarımıza nasıl destek olmalı konularında birkaç öneri sunmak istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi çocuklarımız bu süreçte bol bol deneme sınavlarına giriyorlar. Belki de evde de kendileri bol bol deneme sınavları yapmaya devam ediyorlar. Fakat burada önemli olan şey deneme sınavlarını iyi değerlendirerek eksikleri tamamlamaktır. Yapılan her deneme sınavı öğrencilerimiz için bir kılavuzdur. Zaman yönetimi, stres yönetimi, süreç yönetimi ve yapılan her yanlışta belirleyeceğimiz eksiklerimizi tamamlamaya yönelik bize yol gösterir. Deneme sınavlarında yanlış yapılan ve boş bırakılan sorular iyi analiz edilmeli, bu sorular üzerinde derinleşerek tekrarlar yapılmalıdır. Aynı zamanda da öğrencilerimizin ödev kaynaklarındaki yanlış yaptıkları ve boş bıraktıkları sorular üzerinden konu tekrarları yapmalarında fayda vardır. Diğer yandan da branş denemeleri öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmeleri için ciddi birer kaynaktır. Fakat öğrencilerimiz konularını iyice kavramadan, ödev kaynaklarını nitelikli bitirmeden branş denemeleri çözdüklerinde istedikleri verimi alamamaktadırlar. Deneme sınavlarında zaman yönetimi konusuna değinecek olursak, bildiğimiz gibi her öğrencimizin bir sınav çözme stratejisi var. Fakat bu strateji zaman zaman esneklik gösterebilir. Örneğin, işte Türkçeden başladığımda Türkçeyi tam anlamıyla bitirip ondan sonra diğer derse geçmeliyim. Ya da önce fen kısmını bitirip ondan sonra diğer derse geçmeliyim gibi bazı kıstaslar oluşturulabilir. Fakat her deneme sınavının ya da her merkezi sınavın kendi içerisinde bir soru derece dağılımı vardır. Bazen zor sorular ilk sorulara oluşturabilir. Bazen sınav stresi algısıyla aslında kolay sorular bile zor olarak algılanabilir. Durum böyle olduğunda öğrencilerimiz daha iyi yapabilecekleri, daha kolay yapabilecekleri sorulara hızla yönelip farklı bir strateji geliştirebilirler. Ayrıca zamanı daha iyi yönetmek adına sorularla inatlaşmadan her ders içinde turlama tekniğini kullanmak da öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır. Sınava günler kala bazı olumsuz düşünceler de öğrencilerimizin motivasyonlarını etkileyebiliyor. Örneğin, kendimi sınava hazır hissetmiyorum, konularım tam değil, arkadaşlarım iyi yapıyor, ben yapamıyorum, deneme sınavlarında böyle yapıyorum, ya gerçek sınavda daha kötü yaparsam gibi bazı olumsuz düşünceler ya da ailenin yapmış olduğu fedakarlıklarla alakalı annem, babam benim için uğraşıyorlar, çalışıyorlar fakat ya ben başarısız olursam duygusu öğrencilerimizi bu süreçte en çok yoran düşünceler arasındadır. Sevgili öğrencilerimiz, bu olumsuz düşüncelerden uzaklaşabilmek için zamanımız varken çalışmaya bütün gayretimizle devam etmeliyiz. Bir de ailemizin bizi koşulsuz olarak sevdiğini ve hep sevmeye devam edeceğini asla unutmamalıyız. Değerli anne babalar, sizler de öğrencilerimize gerçekçi, olumlu değerlendirmeler yapıp onlara nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda sağlıklı iletişim kurarak destek olabilirsiniz. Bu süreçte İstem Koleji Rehberlik Bölümü olarak her zaman desteklerimizle yanınızda olduğumuzu sakın unutmayın. Sevgiyle kalın.